Hatta yüksek temas grubu adıyla Avrupa Parlamentosu'ndan bazı kişiler, bunların içerisinde Türk bazı parlamenterler de mevcuttur Almanya'dan. Bunlarla yapmış olduğumuz bazı görüşmelerde özellikle Hollanda, Avusturya kökenli bazı parlamenterlerin bizim onlardan ne istediğimizi bize sordukları zaman ben hep şunu söylüyorum. Kıbrıs'ta Kıbrıslı Rumlar için ne yaptıysanız bizim için de aynısını yapmanızı istiyoruz. Bizim hakkımızı eğer savunmak istiyorsanız lütfen siz bizim hakkımızı savunmayınız. Buraya da gelmeyiniz. Siz bize izin veriniz. Biz Brüksel'e gidelim, Avrupa Parlamentosu'na gidelim, AB Komisyonu'na gidelim ve biz oralardan biz kendi derdimizi size anlatalım. Eğer bize yardım etmek istiyorsanız lütfen bize bu fırsatı verin. Sizin buralara gelip bizden bir şeyler dinleyip bunları oralara götürüp anlatmanız bizim açımızdan hiçbir fayda getirmez. Bu sadece oyalanmadır. Avrupa Birliği'nin kendi kendisini avutmasıdır. Bu Kıbrıs Türk'üne, Kıbrıs sorununun çözümüne hiçbir katkı sağlamayacaktır. Dolayısıyla eğer bize Avrupa Birliği'nin veya Avrupa Birliği içerisinde sesimizi duyurabilecek bir şans verirseniz bu bizim için en büyük yardım olacaktır. Bizleri dışlamazsanız, bizlere bu fırsatları verirseniz ve bizleri Kıbrıs adasında iki eşit millet olarak, iki eşit toplum olarak, iki eşit devlet kurma hakkı olan bireyler olarak görürseniz çözüm sürecinin daha yakın olacağını ve Kıbrıs Türklerine daha fazla yardım edeceğinizi belirtmek isterim dediğimde çok ilginçtir bana verdikleri cevap. Aslında bunları elde etmek çok kolay. Tek yapmanız gereken KKTC'den vazgeçmek. Şimdi tabii ki böyle bir yaklaşım ve böyle bir zihniyet varsa Avrupa Birliği'nden hangi temas grubu ister yüksek olsun, ister düşük olsun, ister çok yüksek olsun gelip bizlerle görüşmelerinin hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla bu küreselleşme süreci içerisinde Kıbrıs Türklerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu bir hata yüzünden daha da dışlanmış olduğunu, daha da aşağılanmış olduğunun altını çizmek isterim. Fakat buna rağmen yine de Kıbrıs Türkleri olarak bizler hiçbir şekilde kimseye ve hiçbir şeye küsmeden, durmadan mücadele ederek ekonomik yapımızın, siyasi yapımızın bir şekilde Avrupa Birliği standartlarına yükseltilmesi için çalışmamız gerekir. Eğer çalışırsak, arzu edersek, bunları benim başaracağımıza olan inancım tamdır. Dolayısıyla Kıbrıs Türkleri olarak biz dünyadan şu anda izole edilmiş olabiliriz. Biz bir şekilde dünyadan dışlanmış olabiliriz. Fakat yine de biz eğer bugün için 6 tane üniversite kurmayı başarabildiysek, eğer bugün için biz bugünkü ekonomik koşullarımızı yakalayabildiysek ve eğer biz bugüne kadar başarabildiklerimizi başarabildiysek bundan sonrası için de çok daha fazla şeyleri başarabileceğimize inanıyorum. Ayrıca benim arzum ve temennim odur ki Avrupa Birliği'ndeki entegrasyon sürecinin de tüm Türk dünyası açısından bir örnek olması ve nasıl ki bugün 27 tane Avrupa Birliği üyesi ülke Avrupa ülkesi bir araya gelip bir birlik, bir entegrasyon ve hatta bunun ötesinde bir Birleşik Devletler kurma projesine doğru gidebiliyorlarsa aynını bugün Türk dünyasının da benzer şekilde yapması ve uygulamasına gerek vardır. Çünkü unutmayalım, karşımızda eğer birleşen güçler varsa bu güçler karşısında bizim de birleşme dışında hiçbir şansımız yoktur. Dolayısıyla Avrupa Birliği dünyaya birleşmenin gerekliliği ilkesini en derin şekilde belirtmiştir, belirginleşmiştir ve ben ona inanıyorum ki Türkiye bölgesinde çok önemli bir güç olarak Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini ilerletecektir.